...kapsamında başarılı kobilerle gerçekleştirdiğimiz Başarılı Kobiler serisine hoş geldiniz. Bugün sizleri aramızda görmekten çok mutluyuz. Ben Edil, Hack program yöneticisi olarak çalışıyorum. Bugün sizler için Işınsu Kaya'yı ağırlıyorum. Mumo Raps'ten. eminim hepinizin de zaten tanıdığı bir marka. Ben şimdi Işınsu'yla sohbetimize geçmeden biraz programdan da bahsetmek isterim size... E, Bulut Facebook Ticaret Bakanlığı Top ve Hackparties ortaklığında gerçekleştirilen bir program. E, bu seneki ana hedefimiz de COBİ'lerin dijital dönüşümü. Sizler için onlarca etkinlik düzenliyoruz, ücretsiz içerikler hazırlıyoruz. Bu yüzden lütfen e, web sitemizi e, göz atmayı unutmayın diyorum. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Işınsu selam nasılsın? Nasıl gidiyor her ya şey? İyiyim, gayet iyiyim. Çok teşekkürler. Davetin için de teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet olacağını düşünüyorum ben de bu öğleden sonra. Süper. Bu arada hani soruları olan katılımcılarımız olursa chat ve Q&A kısmı aktif. Oradan e, bize ulaşabilirsiniz. E, şimdi ben Mumo'yu biraz anlatmak istiyorum. Ben kendim şahsen evimde kullanıyorum Mumo'yu. Oldukça da memnunum. Ama bilmeyenler için e, bize biraz üründen bahsedebilir misin? Mumo nedir? Ne için kullanılır? E, Mumo buzdolabı poşeti ve streç filmin doğal alternatifi yaklaşık 100 kere tekrar kullanılabilen bir ürün. Organik sertifikalı kumaşı, bağ mumu, çam ağacı reçinesi ve Hindistan cevizi yağı ile hazırladığımız bir solüsyonla kaplayarak üretiyoruz biz. Türkiye'de üretiliyor ürünler. Atölyemiz Köyceğiz'de. Pandemiden önce İstanbul'daydık ama sonrasında Köyceğiz'e taşındık. Ee, ve işte tekrar tekrar kullanılabiliyor. Üstündeki kaplama azaldığında da aslında e, üstündeki kaplamayı solüsyonumuzla yani kendi yap kitimiz var yenileyerek daha da uzun vadeli bir kullanım sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla döngüsel olarak da döngüsel ekonomiye uygun bir ürün aynı zamanda. Gerçekten çok güzel bir ürün. Şimdi insan aklına ilk şey sorusu geliyor. Günümüz çağında herkes daha fazla satmak, sürekli satmak istiyor. Sen bu noktada biraz daha sürdürülebilir bir iş modeli aslında tercih etmişsin. Az önce de bahsettiğin gibi bu ürünler yüz defa kullanılabiliyor. Hatta o solüsyonu alırsan daha da fazla kullanılabiliyor. Hani biraz da o evladiyelik diyebileceğimiz tarzdan bir şey. Hani bu fikir nasıl oluştu sende? Bilmiyorum belki senin hani kişisel geç alakalı bir şeylerden de kaynaklanmış olabilir. Bizimle paylaşmak istersen çok sevinirim. Tabii ki. Biz iki ilkokul arkadaşı kurduk Mumo'yu. Ortağım Erdem'le beraber. Ve onunla birlikte işte daha hani doğa dostu bir yaşamın nasıl olması gerek? İşte o zaman ikimiz de İstanbul'da yaşıyoruz. Nasıl daha hani doğaya katma değer yapabileceğimiz, ona o kadar ondan almayan bir iş nasıl mümkün olabilir? Ve birlikte bir iş kurabilir miyiz diye düşünüyorduk. O sırada benim oğlum böyle 4-5 aylık falandı. Ben de işte böyle doğa dostu ürünlerle ilgili araştırmalar vesaire yaparken bağ mumlu kumaş diye bir ürünün mümkün olabildiğini gördüm yani internet araştırması sırasında. Hemen Erdem'le böyle gerekli malzemeleri alıp evde denemeler yapmaya başladık. Sonra kendimiz o denemelerin sonucunda çıkan ürünleri kullanıp gerçekten de etki ettiğini gözlemleyince bunun artık böyle daha hani bir işe dönüşebileceğini anlayıp işte marka çalışması işte küçük bir böyle çevremizde 20-30 kişiye deneme ürünleri deneme setleri hazırlayıp böyle oradaki ürünün gerçekten işe yarayıp yaramadığının küçük testlerini falan yaparak girdik aslında yola. Süper. O birinci günü sormak istiyorum aslında. O ilk satışınızda daha çok hani fiziksel olarak arkadaşlarınıza sattınız diye anlıyorum. O ilk baştakiler satış değildi. Yani bizim Mumo ile ilgili kurgumuz aslında şöyle bir şeydi. 2017'nin sonunda kurduk biz şirketi. Ve hani daha fazla insana ulaşıp böyle bir ürünün mümkün olduğunu ve streç film ve buzdolabı poşeti yerine bu ürünün kullanılabildiğini anlatmak için bizim için en etkili mecra o dönem Instagram olacaktı. Instagram üzerinden de işte direkt mesajlarla satış yapanlar falan o dönem çok fazlaydı ama yani bunun daha etkin olabilmesi için direkt olarak biz hani bir web sitesi üzerinden satış olacaktı. Yani sistemi en başta direkt o şekilde kurguladık. O dönem çok fazla hani bütçemizde olmadığı için işte Erdem'in daha önceki bir girişiminde şey yapmış oldukları, yatırım yapmış oldukları ama çok küçük bir yatırımla böyle bir aslında Kitap satışına uygun bir e, Türk yazılım yani hazır bir web sitesine yükleme yaptık ürünleri. Kısa bir dönem onu kullandık. Ondan sonra işte böyle kurumsal kimliğimiz falan daha belirgin olunca bizim için çok önemli çünkü kurumsal kimliğimize uygun bir görsellikle e, hareket edebilmek. VIX'e geçtik bu sefer. Ondan sonra işte operasyonlar birazcık daha büyüdü. Wix'te bu sefer e-fatura entegrasyonu mümkün değildi o dönemde. Sürekli elimizle fatura kesiyoruz. Bütün vaktimizi o alıyor falan. E bu sefer e-fatura entegrasyonu olup web sitesindeki siparişleri direkt olarak faturaya çevirebileceğimiz bir sisteme geçiş yapmamız gerektiğini fark ettik falan. Öyle Ticimax'e geçtik. Yani böyle aslında adım adım iş ihtiyaçları geliştikçe biz de ona göre şeylerimizi değiştirdik yani. Hı hı. Ya bu bu zaten genellikle de gözlemlediğimiz bir yöntem. Ben birazdan sana şey de soracaktım. Hani E-ticarete yeni başlayan, ilk başlayanlar için aslında neleri önerirsin diye. Ama sen de biraz bahsettin. Hani biraz daha küçük başlayıp belki sonra hani ihtiyaç çıktıkça bazı şeyleri eklemek süreç boyunca. Ama hani bunun haricinde de e-ticaret altyapısının öneminden bahsettin. Marka hikayenizin, marka logonuzun bir şekilde hani kendinizi yansıtan bir şeyler olmasından bahsettin. Eklemek istediğin başka bir şey var mı e-ticaret? İşleme başlarken özellikle buna dikkat edin diye öne çıkarmak istediğin. Yani bizim için hani ürünün gerçekten bir hikayesinin olması ve özgünlüğü çok kritik bir şeydi ve onu aktarabilmek yani gerçekten bir derdimiz olduğu için onu, biz onu aktarabilmek üzerinden hep hareket ettik. Yani sosyal medya içeriklerimizde de aynı şekilde. Ee, bu hani, ürünün hikayesini anlatmak ve bu işi neden yaptığımızı aslında potansiyel kullanıcıya e, aktarabilmeyi biz çok dert edindik onun üzerine kurguladık bütün sistemi genellikle ee, ama mesela şu noktada da şöyle şey yani hep de e, dönemin gerekliliklerine uyum sağlayabilmek açısından da hızlı aksiyon almaya çalıştık mesela şimdi şeyi gözlemliyoruz artık Bizim web sitesine gelen şeylerin, ziyaretçilerin yüzde yetmişi mobilden geliyor. Hmm. Ama alışverişlerin yüzde ellisi mobilden oluyor. Mobilin işte kapatma oranı, hemen çıkma oranı çok daha yüksek. Belli ki web sitesinin mobil performansı, işte kullanımı o kadar kullanıcı dostu değil. Şimdi mesela de bunun üzerine çalışmaya başlıyoruz. Gibi gibi yani böyle aslında o sıradaki ihtiyaçları da İyi takip etmek gerekiyor. Ne işe yarıyor, ne işe yaramıyor onun sürekli olarak bir e, analizini yapmak gerekiyor. Sanırım bunu söyleyebilirim ekstradan. Hı hı, çok haklısın. Yani özellikle e-ticaret tarafında bu hızlı aksiyon alabilme, veriyi okuyabilme kası oldukça önemli oradaki başarı için. Biraz da şey sormak istiyorum. Yani siz sonuçta perakende fiziksel satış tarafında da varsınız. Ee, biraz o taraflardan da bahsedebilir misin? Oralarda nasıl satışlar var? Nasıl kanallar kullanıyorsunuz? Bizim i̇lk baştaki hedefimiz şeydi yani biz böyle daha doğal bir ürün olduğumuz için hani web sitesinden satacağız ve buna ek olarak organik marketlerde satarız. İşte daha premium retail dükkanlarında satarız. Orada da makro center'ı hedeflemiştik kendimize. Daha ilk baştan böyle bir hedef koymuştuk kendimize. E, ve aslında pandemiye kadar... Bu gerçekten de hayal ettiğimiz gibi gitti. Yani satışlarımızın, ciromuzun yaklaşık yarısını web sitesinden yapıyorduk. Geri kalan yarısını da makro Center ve diğer dükkanlardan yapıyorduk. Hatta bir dönem onlar böyle yüzde 60'a kadar falan çıkmıştı. Fakat pandemi sonrası hani fiziksel dükkan ziyaretleri düştü. Marketplace'lerin etkisi çok daha yüksek olmaya başladı vesaire. Ondan sonra bu perakende tarafı büyümedi yani. Dolayısıyla bizim satış tarafımızda da hani ciromuzdaki pay artığı hayal edecek olursak orada daha küçük bir paya düşme durumunu gözlemledik biz de. Her şey online'a gidiyor gibi görünüyor şu anda daha fazla. E, makro center tarafında da bulunmak aslında hani bizim gibi o dönem çok daha küçük bir e, markaydık Çok büyük bir başarıydı. Yani başka bir yere gittiğimizde ve bir programa başvurmak istiyoruz. Mesela girişimci geliş destek programları oluyor. Hani orada makro center'da biz varız demek gerçekten büyük bir başarı olarak algılanıyordu. Çünkü işte onların bir sürü aslında kurumsal gereklilikleri var. İşte auditten geçiyorsun vesaire gibi şeylerden ötürü. Eee İyi bir başarıydı fakat maliyet anlamında çok yüksekti yani biz aslında onlara bir para vermiyorduk ama stok maliyeti çok yüksekti ki o dönem bizim gelirimize göre gerçekten çok zorlandığımız dönemler oldu. Bir de anlaşma koşulları çok zorlayıcı. Yani kasa çıkışından 60 gün sonra ödeme alıyorsun hani o ne kadar satarsa or yani iyi satmazsa zaten ona göre daha az ödeme gelecek vesaire nakit akışı tarafında hala çok zorlayıcı. O yüzden de mesela artık çıkmayı düşünüyoruz. Yani biz orayı hep böyle bir pazarlama yatırımı olarak algılıyorduk bugüne kadar. Anladım. Ya aslında biraz sen de değindin. Hani e-ticaretin normal ticaretten e, farkları. Peki sence hani avantajlarından aslında biraz bahsetmiş olduk. Peki sence hani bir dezavantajı var mıdır e-ticaretin? Yani sizin yaşadığımız mesela en zor e, taraf neydi bu noktada? Yani bizim son dönemde zorlandığımız taraf... Ee, daha çok işte bu e, trend yol hepsi burada gibi marketplace'lerin çok ön plana çıkmasından ötürü yani kendimiz de bunu gözlemliyoruz. Biz de çoğu alışverişimizi eğer dijital ortamda yapıyorsak ya onlara mutlaka bir alternatif fiyat karşılaştırması için bakıyoruz ya da oradan alışveriş yapıyoruz. Ee, bu yüzden de web sitesine hani kullanıcı çekip onu alışverişe döndürme deneyimi birkaç sene öncesine göre daha zor bir deneyim aslında. Daha fazla kolay olması lazım her şeyin işte daha hızlı bir şekilde ulaşabilmek lazım. Burada tabii şeyin de payı var mesela influencerlar artık hep işte link veriyorlar ama kendi web sitemize link çok kolay verilmiyor. Çoğunlukla Trendyol'daki dükkanlara link veriliyor veya hepsi burada'daki dükkanlara. O yüzden orada müşteriye ulaşma konusu daha böyle ıı, dolambaçlı yollar izlemek zorunda kalıyorsun veya işte reklam veriyoruz tabii ki biz de. Çok reklamların etkili olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu dönemde mutlaka ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Eee Reklamların eskisine göre daha farklı performans gösterdiğini gözlemliyoruz vesaire. Yani yeni bir döneme girdik aslında bence son böyle bir yaklaşık bir senedir. E, ondan önceki e-ticaret dönemi bizim için çok daha kolaydı. Yani ben Instagram'da çok çok daha yüksek etkileşimler alabiliyordum hiç reklam vermesem de. Bir tane influencer ben Mumoy'u kullandım çok memnun kaldım diye paylaştığımda 10 tane sipariş geliyordu bir anda falan hiç reklam vermeden. E, şu anda o çok daha farklı bir yere gelmiş durumda. Daha karmaşık başladı biraz aslında bence. Evet çok haklısın ya. özellikle Covid sonrası dönemde e-ticaretin de biraz daha artmasıyla ve markaların artık e, online e, tarafa dönmesiyle oradaki ücretler de oldukça arttı. E, o yüzden farklı reklam modelleri şu an çalışılmaya başlandı. Özellikle influencer marketing tarafında hani senin dediğin gibi bu swipe up reklamları şu an çok moda. Ama bunun haricinde de doğru influencer'a ulaşmak aslında çoğu işletmenin yaşadığı bir sıkıntı. Hani biz bu influencer'ları nereden bulacağız? Bir ajansla mı çalışalım yoksa kendimiz mi erişelim diye. burada açıkçası hani senin deneyimini de dinlemek isterim. Sizin o taraf nasıl gitti? Orada hani başarı metrikleriniz nelerdi? bunları nasıl takip ettiniz? Çünkü çoğu zaman şey de zor olabiliyor. Hani bir influencer ile çalışmaya başlıyorsun ama ondan gelen satışla diğer satışları çok rahat ölçemeyebiliyorsun. Burada siz nelere dikkat ettiniz? bunları da paylaşabilirsen çok yardımcı olur diye düşünüyorum. Tabii ki. Şimdi biz ilk başladığımızda aslında birazcık ekip tarafına değinmek istiyorum burada öncelikle e, tamamen kendimiz yapıyorduk yani işte bir, bir kere fotoğraf çekimi yaptırmıştık onun haricinde sosyal medya yönetimini ben yapıyordum sonra katıldığımız programlardan bir tanesinde bir ücretsiz 6 aylık işte sosyal medya yönetimi kazandık bir ajans aracılığıyla o ajansa kendimizi anlattık bizim için çalıştılar vesaire ama o aşırı derecede memnun kalmadık. Çünkü Mumu aslında marka olarak anlaşılması ya yani böyle gerçekten hissedilmesi gereken bir marka ve ajans tarafında yönetmek bizim için zor geldi o dönemde. Yani çok anlaşıldığımızı hissetmedik. Ee, sonrasında e, bir, şu anki ekip arkadaşımızla tanıştık işte dijital pazarlama tarafında çalışan Özlem'le Tanıştık ve Özlem bizim için çalışmaya başladı 2019'un sonunda 2020'nin başından itibaren e, sosyal medya tarafındaki reklamlardan e, Facebook reklamlarından tamamen e, Facebook ve Instagram reklamlarından tamamen o sorumlu işte blog yazıları da yazıyor içerik planı yapıyor vesaire orada onunla etkileşim halinde e, çalışıyoruz influencer tarafında da e, birlikte aslında araştırma yapıyoruz yani mumoya uygun e, kimler var. Bizim ürünümüzü gerçekten kullanmak isteyebilecek, işte hedef kitlemize gerçekten hitap edebilecek. Mumonun kullanıcıların %90'ından fazlası kadın e, ve çoğunlukla hani çocuğu olan insanlar. Çünkü mutfakta doğal olarak daha fazla vakit geçiriyorlar vesaire gibi bir şeyi var. E, çevreci insanlar, işte daha böyle green fluencerlar e, gibi kişiler e, bizim hedef kitlemizde. E, bu kişilerle iletişime geçerek işte mumu kullanıp kullanmadıklarını soruyoruz. Bizim işte ürünlerimizden farklı bir şey varsa mesela bağımlılık kumaşları kullanıyor ama keseleri kullanmıyor. O zaman keseden denemek ister mi diye soruyoruz. E, aslında bu şekilde ücretsiz bir e, şey yapmaya çalışıyoruz. Onlarla anlaşma yapmaya çalışıyoruz. Bir iki defa ajanslar aracılığıyla birkaç tane influencer'a gidip ücretli bir çalışmayı da denedik. Onlarda da onlardan gelebilecek satışları takip edebilmek adına UTMli link verdik UTMli link üzerinden takip etmeyi hedefledik ama pek fazla böyle ekstra satış gelmedi yani aslında orada demek ki yakaladığımız kişiler çok da doğru değildi. Son zamanlarda da çoğu kişi işte şeyler marketplace linkleri veriyor olduğu için, Öyle kişileri de bulup yine işte bakın bakımımı kullanmak ister misiniz, denemek ister misiniz diye bu sefer Trendyol'daki dükkanımıza link verilmesi için çalıştığımız da oluyor. Yani tamamen kendi web sitemiz üzerinden değil. Hani ona büyük bir bütün olarak bakmaya başladık. Pazar yerlerinden gelen satışlar ve web sitesinden gelen satışları. Çünkü göz ardı edemeyiz yani oradaki var olan potansiyel kullanıcıları. Hı hı. Çok haklısın ya. Bugün başka bir girişimciyle yine bir sohbet ediyordum. O da biraz şeyden bahsediyordu. Bu artık işte herkes sürekli evet yukarı kaydırın. İnsanlar bunu görmekten biraz sıkıldı. E, onlar da influencer marketingi bir tık hani şey olarak kullanmaya çalışıyorlardı. Bir lifestyle yaratalım. Gerçekten bizim marka imajımızı e, orada temsil eden kişilerle çalışalım. Onlar link vermesinler ama bizim ürünümüzü kullandıklarını göstersinler ve bu bir şekilde bizim ürünlerimiz için o hedef kitlede bir bilinirlik yaratsın. O yüzden hani dediğim gibi farklı modeller var. Ama bunları ölçmek e, o kadar da kolay olmuyor. Ama sen de hani paylaştın. Teşekkür ederim. E, eminim çok değerli olacaktır. E, katılımcılarımız arasında yine hani farklı soruları olanlar olabilir. Bu konuyla alakalı daha fazla sorusu olanlar olabilir. E, lütfen chatten bize yazın. E, Onlarca da şeyi tercih... eklemek istiyorum. e Ticaret tarafında hani biraz ekipten bahsediyordum. Sonradan bize dışarıdan destek veren bir arkadaşım daha var. E, o da Google reklamları ve böyle e, bütün alışveriş deneyiminin hani daha çok 360 bir şekilde olmasını sağlamak amacıyla bize birazcık destek veriyor. E, i̇şte şeyden Data Studio'dan bütün bu e, şeylerin Analytics raporlarını falan kontrol ediyoruz. Hem AdWords'de nasıl çalışmış. Böylelikle aslında yaptığımız şeyin daha hani kapsamlı bir etkisini e, ölçümleme şansımız oluyor. E, ona da işte son birkaç aydır böyle başladık. Çünkü artık daha farklı bir takip seviyesine geçmemiz gerekiyordu. Yani bütün bu karmaşadan ötürü daha iyi görelim, net görelim kaç kişi geliyor? işte hangi seviyede biz daha çok sepette mi kaybediyoruz? yoksa işte ürün menüsünde gezerken mi kişileri kaybediyoruz. Bunları daha detaylı analiz edebilmek istedik. Ee, o yüzden de şimdi başka bir arkadaşımızdan daha destek almaya başladık. Burada da işte hep şeye giriyor. Yani şirket büyüdükçe ihtiyaçlar arttıkça biz bunu bilmiyorsak, kendimize edinemiyorsak, o zaman bilen birinden destek almayı hani sağlamamız gerekiyor ki e, bulunduğumuz yerde kalmayalım, yani ilerlemeyi devam edebilelim. Ee, bir de bu sene için şey e, tarafında e, bir, 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 bir ilerleme düşünüyoruz. Brand embesidir. Hmm. Gibi birileriyle anlaşsak yani gerçekten böyle bizi anlayan, seven ve belki birkaç senedir kullanan böyle 5-10 tane kişiyle işte üçer aylık dönemlerle anlaşıp işte senin anlattığın gibi belki hani illaki böyle link vermeli vesaire değil ama Mumo'yu farklı açılardan kendisi ne kadar kullanıyor, nasıl faydalı buluyor, hani neden bu ürünü kullanmayı tercih ediyor birazcık daha böyle o hayat deneyimini gerçek olarak aktarabilmek için birileriyle anlaşalım istiyoruz. Şimdi de onun hazırlıklarını yapıyoruz aslında. Çok teşekkür ederim bunu paylaştığın için. Bence şahane bir fikir bu arada. ekip kurma konusunda da anladığım kadarıyla siz daha çok hani third party bu işleri yapabilen kişilerle çalışıp ekibi bir tık daha küçük tutmayı tercih ediyorsunuz. Değil mi? Ölüm önceden mesela dışarıdan çalışıyordu. Hı. Sonradan bizim ekibimize dahil oldu. Bir tane stajyerimiz var. Ee, onunla da yaklaşık bir buçuk senedir falan birlikte çalışıyoruz. Ee, üretim tarafında tam zamanlı bir çalışanımız var. Bir tane de her gün yarım gün gelen bir ekip arkadaşımız var. Üre o, o da işte siparişlerin paketlenmesi, ürünlerin paketlenmesi e, taraflarında bize destek veriyor. İhtiyaç oldukça aslında genişliyoruz. Ama adım adım yani orada da ihtiyaca yönelik ne varsa hani onu paylaşabilmek önemli. Bir de ekip tarafında şeyi biz çok gözlemliyoruz. Bugün Erdem'le sohbet ettik hani bunun üzerine biz ekiple ilgili hani neyi iyi yapıyoruz, neyi farklı yapıyoruz acaba diye konuşurken. Yani herkesin iş tanımı yüzde yetmiş seksen oranında belli ama birbirimizle iş paslayabiliyoruz. İşte mesela bir tane müşteri siparişine bir şey ek, yani o o o dönem bir kampanyamız var. Sepete ekstradan ücretsiz ürün ekleyebiliyor. İşte sipariş tutarı uygun ama ürün eklenmiş görünmüyor. İşte bunu o şey Elif normalde arayabilir ama işte ben bugün çok birisiyle konuşabilecek gibi hissetmiyorum kendimi falan diyor. Hemen başka birimiz arıyoruz falan. Hani o da aslında ekip içerisinde hani o anlık belki hani birisiyle sosyalleşme istem, istemeyişinden ötürü hani daha düşük daha fazla bir motivasyon kaybı olmasına engel olmuş oluyor o işe hemen başka birisinin pat diye devralabilmesi işte veya fiyat artışlarını normalde sevgi giriyor ama sınavı bir şey varsa hemen başka birimiz girebiliyoruz gibi hani o aslında birbirimizin arkasını kolluyoruz gibi hissetmek genellikle iyi geliyor her birimize ya çok teşekkür ederim bu paylaşımın için şimdi koblarda genelde şunu görüyoruz özellikle yeni başlayanlar için e, ekibi büyütmek konusunda herkes e, hani nasıl yapacağını bilemiyor bu kişilere nereden ulaşmalıyım hani doğru kişi ekibime nasıl katabilirim ve bunu katarken nelere dikkat etmeliyim o kişide hani o kişinin yetkinliğine mi bakmalıyım benimle çalışabiliyor olmasına mı bakmalıyım senin dediğin gibi daha çok takım oyuncusu olmasına mı bakmalıyım gibi hani o ilk kararı vermek belki o ilk ekip arkadaşlarını içeriye alma e, kararı insanları oldukça zorluyor. E, sen hani başlarken nelere dikkat ettin? E, az önce biraz da bahsettin aslında ama e, hani bir öneri verecek olsan hani ekibe insan katarken şuralara bakın ya da şöyle özellikler arayın diyeceğim bir şeyler olursa e, onları da paylaşırsan çok sevinirim. Yani o pozisyonun gerekliliğini aslında iyi bilmek gerekiyor bence birazcık o kişiyi seçebilmek için öncesinde biz Erdem'le ikimiz hani bu ıı, yani mumo'nun bütün işlerini yaptığımız için aşağı yukarı hani ne hangi e, alana ne tarz nitelikte bir insan gerekiyor. aşağı yukarı şu anda hani oturtabiliyoruz. O zaman da kestirebiliyorduk. Ee, onun bir tanımlaması gerekiyor hani eğer sipariş paketlemesi yapacaksa mesela detaycı bir insan profili gerekiyor. Hani detaycı değilse o kişi o başarılı olmuyor. Bunu da deneyimledik bu arada yani. Hani biz de böyle çat diye hemen doğru insanı bulduk değil ama belki o deneyim de bir şey öğretiyor. Yani birazcık o tökezlemelerden de korkmamak lazım. Olacak illaki ama o ondan ne sonuç çıkardık ne öğrendik biz gibi ilerlemek gerektiğini düşünüyorum. Bir yandan da işte hani biz birazcık şey tarafında bakıyoruz hani eğer o şeye yarı zamanlı ihtiyacımız varsa tam zamanlı bir kişinin yükümlülüğü altına girmek değil. Hani yarı, yarı zamanlı biz ödeme yapabiliyoruz. O yüzden yarı zamanlı çıkalım. Sonrasında eğer iş büyürse, devamı gelirse, biz ekip arkadaşımızla gerçekten iyi çalışıyorsak devamı da gelir gibi bir yerden bakıyoruz birazcık daha aslında. Evet, çok mantıklı. Umarım hani katılımcılarımız da e, bu konuda bilgilenmişlerdir. Yine soruları olanlar olursa alabiliriz Q&A ve chat'tan. E, ben sana e, şeyi de sormak istiyorum. Şimdi uzun zamandır e-ticaret yapıyorsun aslında. E, belki ilk satışlarından olabilir, belki hani süreç içerisinde e-ticarette en unutulmaz anım diyebileceğin bir şeyler var mı? Evet, bunu şöyle çok enteresan oldu. Hiç beklenmedik bir yerden. Gülben Ergen bize Instagram'dan mesaj atmıştı ve ürünlerimizi denemek istemişti. Biz o zaman böyle çok heyecanlandık. Yani ikimiz de çok böyle Gülben Ergen fanı falan değiliz ama acayip ünlü bir insan, milyonlarca takipçisi var. Bizde o dönem belki ne bileyim 10-15 bin falan takipçi sayımız var böyle. Çıldırmıştık çok heyecanlandık işte hemen ürünleri göndeririz tabii ki deneyin işte onun da çocukları var memnun kalacak mı vesaire e, gönderdik gayet de memnun kalmıştı sonra işte bizim hatta bir içeriğimizi paylaşmıştı kendi hikayesinde falan böyle çok tatlı bir enstantane olmuştu hani biz ona ulaşmaya çalışmadan o bize gelip gelmiş olması bayağı tatlıydı. Ya açıkçası bu instagram dünyasında facebook dünyasında en çok hoşuma giden şeylerden biri de bu çünkü gerçekten beğendiğiniz içerik karşınıza çıktığında hani senin benim de karşıma çıkabiliyor ünlü birilerinin de karşısına çıkabiliyor aslında çok demokratize bir e, algoritması var o açıdan bakıldığında e, çok da güzel bir anıymış gerçekten belki ileride başka insanlar da ulaşır sana <laughs> çünkü ürününüz çok güzel zaten e, eminim böyle hikayelerin daha fazlası gelir e, şimdi biraz bahsettik hani mumodan ama ben senin gelecek planlarını da dinlemek istiyorum. Sen mesela 5 sene sonra Mumo'yu nerede görmek istersin? Belki yurt dışında bir yerlerde görmek istersin. Bizimle paylaşırsan çok sevinirim. Tabii ki. Yani bizim açımızdan birazcık böyle 5 senelik planlar falan yapmak çok yani daha böyle zihinsel bir aktivite olarak görüyoruz bunu. Biz daha kısa süreli yani kısa ve orta vadeli planlar yapmayı tercih ediyoruz. Ee, beş sene sonrasını yani böyle hayal gibi konuşuyoruz ama ondan sonra gerçekte yaşanırken neler olacak bilmiyoruz. Şimdi mesela şeyi hayal ediyorum. İşte 2017'nin sonunda kurduk biz. Hani 2020'de pandemi olacağını bilemezdik ya yani bir yanda bu dünyanın hani e, alışıya belki perakende çok daha fazla yükselecekti. Hani ben öyle bir plan kurmuş olacaktım ama o alt üst olacaktı. O yüzden aslında beş senelik şeyler bana çok Gerçekçi hissettirmiyor ama biz şu şekilde yapıyoruz. Her sene aslında o sene yapmak istediğimiz temel aktiviteleri belirliyoruz ve birazcık daha uzun vadeli olarak bizim vizyonumuz ve misyonumuz her zaman bellidir ve onun da mesela periyodik olarak tekrar ekipçe oturur bakarız. Vizyon, misyon, değerler toplantısı mesela daha yeni yaptık yani. Bir şey değişmiş mi? Aktivitelerimizde farklı bir şey yapmamız gerekiyor mu? Biz hala işte aynı heyecanı hissediyor muyuz? Aynı yolda mı devam edeceğiz yoksa rotamızı birazcık daha şu mı çevireceğiz gibi bir e, aslında niyetimizi ve kalbimizi koyduğumuz şeyin ne hala aynı yerde miyiz, tespit ettikten sonra birazcık daha yıllık plan yaparak ilerlemek ...bizim iş, iç süreçlerimize daha e, doğru hissettiriyor. E, ama şöyle, biz uzun süredir yurt dışına açılmayı istiyoruz zaten. Yani mesela Amazon'a giriş e, yapıyoruz. Şu anda ürünlerimizin işte orada listelemesini yapma aşamasındayız. Amazon Amerika'ya. E, sonrasında... Yani daha önceden mesela web sitesini şey yapalım, mikro ihracat, web site, kendi web sitemiz üzerinden yapalım diye düşünüyorduk. Ama son zamanlardaki dönüşümden ötürü o marketplace'leri kullanmak aslında daha cost efektif olacak diye düşündüğümüz için Amazon üzerinden ilerlemeye karar verdik. Onun haricinde işte mesela fuarlara gitmeyi hayal ediyorduk ama artık fiziksel olarak fuara gitmek çok gerçekçi değil. Yani hem riskli hem çok çok maliyetli şu anda işte ülkedeki mevzulardan ötürü. O yüzden onu farklı bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Gibi gibi yani şeylerimiz, vizyonumuz aynı ama hedefler günün koşulları gereği çok fazla değişebiliyor. O yüzden birazcık daha böyle hani bir senelik e, hedefler koyarak ilerlemek bize daha iyi hissettiriyor. Evet, çok mantıklı. E, zaten dediğin gibi hani hiçbirimiz COVID'i tahmin edemezdik. O yüzden 5 senelik bir plan aslında şu an çöpe girmiş olacaktı. E, bu konuda da e, çok büyük bir ayrım var aslında e ticaretçilerin gözünde. Hani COVID bize yaradı diyenler var, yaramadı diyenler var. Sen nasıl değerlendirirsin bu durumu? Sence COVID iyi oldu mu muhabbet için? Yani of çok şey işte burası çok karmaşık. Bizim e, Erdem'in de benim de 2020'nin Ocak sonunda kızlarımız doğdu. E, <laughs> o yüzden <gülüyor> <gülüyor> öyle çok bambaşka bir dünya hani kızlar da olmasaydı ve pandemi olsaydı bambaşka bir şey mi olurdu İşte kızlar doğdu pandemi olmasaydı bambaşka bir şey olabilirdi çünkü ister istemez hani çok küçük bebekler olduğu için ailelerde aile birazcık daha ağır bastı. İşte verilere dönüp baktığımda mesela 2019 ile 2020 arasında web sitesi büyümesi gayet iyi. Sonra 2020 ile 2021 arasında web sitesi cirosu aşağı yukarı benzer kalmış. Yani çok küçük büyümüşüz 2021'de ama pazar yerlerinde acayip büyümüşüz. Dolayısıyla hani 2020 2021 kıyaslamasında işte döviz basın bazında bakacak olursak neredeyse ikiye katlanmış bizim ciromuz. Ama web sitesi aşağı yukarı aynı kalmış. Pazar yerleri çok artmış. Ki biz web sitesindeki satışı artırmak için de aslında daha fazla reklam harcaması yaptık gibi. Dolayısıyla hani pandemi her şeyi çok değiştirdi. Yaradı mı yaramadı mı bilmiyorum ama düzenleri çok değiştirdi. Orası kesin. Ama kendi kişisel deneyimimden bahsedeyim. Biz bir de İstanbul'un dışına da taşınmış olduğumuz için benim internet alışveriş oranım kesinlikle arttı. Hı hı. Yani aynı, evet, bu arada da, hani bu bakınca muhtemelen yaradı. <laughs> şeyde merak ediyorum. Müşteri alışkanlıkları da değişti bir şekilde. İnsanlar daha fazla evde yemek yapmaya başladılar. Daha fazla hani sonuçta meyve ve sebze aldılar belki. Onları daha uzun sürelerde taze tutma ihtiyaçları olmuş olabilir. O yüzden merak etmiştim. Ama şey de çok değerli bence. Hani Senin kişisel olarak su olarak deneyimini de merak ediyorum. E, çünkü şimdi bugün aramızda da var. Sonra da izleyenlerden de olacaktır diye tahmin ediyorum. Kadın girişimciler ve e, bir kadın olarak e, hem şirketini kurmuş ya da kurmak isteyen hem de anne olmaya devam etmek isteyen kişiler için. E, eminim bunun farklı zorlukları vardır. Sen bunların çoğunu yaşamışsın e, diye Tahmin ediyorum e, farklı güzel yanları da vardır. E, o açıdan kadın girişimcilere e, söylemek istediğin, önermek istediğin bir şeyler olur mu? Hmm. Ay, çok tatlı bir soru. Teşekkür ederim sorduğun için. E, yani böyle aynı anda çok fazla topu çevirmeye çalışmak oluyor, ister istemez. Şimdi ben bir de iki çocuklu bir anneyim. E, özellikle işte kızım doğduktan sonra böyle. İki çocuğu ve mumoyu hepsini birden çevirecek miyim, işte ondan sonra mumoyla ilgili hiçbir şey yapamayacak mıyım falan diye çok endişeler yaşadım. Ee, zaman olarak belki işte hani kurumsal bir iş hayatında çalışsaydım işte 9-6 çalışıyor olacaktım. Mumo'ya her zaman öyle bir vakit ayırmaya şansım olmuyor. Ama ne oluyor? Benim kendi işim olduğu için sürekli olarak onunla ilgili bir şey düşünüyorum. Her saniye belki onunla ilgili bir şey araştırmaya çalışıyorum. Hani bu benim normalde iş haricindeki zamanımda yaptığım bir şey. Ben iş için diye düşünmüyorum ama yani kafa sürekli üçü içinde çalışıyor. Sonra işte hakikaten kendime işle ilgili vakit ayırabileceğim zaman da belki de normalde çok daha yavaş yapabileceğim üç tane şeyi arka arkaya takır takır çıkartabiliyorum. Dolayısıyla o dinamiklerin aslında hani hepsini bir arada yönetmek, kontrolcü bir şekilde yönetmek değil de birazcık daha böyle bırakarak yönetmeyi deneyimlememi sağladı sanırım benim. Hani bu iki çocuklu anne olarak kendi işimi yönetme deneyimi ya herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Yapılmayacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten hani sizi heyecanlandıran bir konu varsa, hani kalbinizi çok çarptıran bir konu varsa üstüne gitmek kesinlikle gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkürler paylaştığın için. katılımcılarımızdan Tuba Hanım da demiş. iki çocuklu bir anne olarak en alıcı soruydu diye. o yüzden çok sağ ol deneyimlerini paylaştığın için. şimdi birazdan kapatacağız. Ben son sorumu da sormak istiyorum sana ama e, katılımcılarımıza bir geri bildirim formu paylaştık chatten. onu da doldurmak isterseniz bir sonraki etkinliklerimizi sizler için daha iyi hale getirmeye çabalıyoruz. şimdi son sorum şu olacak. kadın girişimci kısmını sordum. Ama şimdi biraz daha daha genel e, girişimcilikle ilgili sormak istiyorum. E, yeni başlayanlar için e, sonuçta şu an Momo Reps bence çok başarılı ilerliyor. E, o yüzden senin deneyimlerin, senin görüşlerin bu noktada çok değerli diye düşünüyorum. Senin verebileceğin üç tavsiye ne olurdu? Hmm, ya bizim için Momo hep böyle gerçekten e, bir fark yaratmak için yaptığımız bir iş oldu. E, o yüzden de yani. Hani sadece para kazanalım işte sadece şöyle al sat yapalım gibi bir yerde çalışmıyor kafamız. O öyle bir iş yapmayı ben bilmiyorum. O yüzden yeni başlayacak kişilerde de zorlukları aşabilmek adına gerçekten hani yapacağınız işle ilgili o heyecanı duymanız... ...kalpten bir şekilde o yolda olmanız çok kıymetli. Benim en büyük tavsiyem bu olurdu yani. Sizi heyecanlandıran ve uzun süre o heyecanda tutabileceğini düşündüğünüz bir konu varsa hani mutlaka... Onun üzerinden e, gidin. Değişime, yani hızlı bir şekilde değişmeye her zaman açık olun diyebilirim. Çünkü özellikle şu anda dünya çok değişiyor ve çok hızlı bir şekilde değişiyor. İşte Instagram sürekli algoritmasını değiştiriyor. Hani hala eski biçimlerimizde yapmaya çalıştığımızda olmuyor. Değişmemiz lazım. Hani o değişime ayak uydurabilmemiz lazım. Ee, öyle bir e, yerde durmak gerekiyor bence hani girişimci olmak ol, olmaksa eğer olay ee, üçüncüsü ne olabilir başka ne söyleyebilirim bu konuyla ilgili olarak yani kalpten olun işte hızlı değişime açık olun ee, onun haricinde de e, biz hep adım adım ilerle, ilerleriz yani böyle e, he, her şeyi aynı anda yapmak değil de bir şeyi halledip sonra diğer adımı atmak ve birazcık da bu moda biz şöyle yapıyoruz niyet koyuyoruz, bırakıyoruz. Yani çok küçük bir anekdot vereyim. E, ruhun doysunu herkes biliyordur. Hı -hı. En baştan e, başladığında ruhun doysun. Biz işte gördük paylaşımlarını. Sürekli olarak işte gıda israfını önlemeye yönelik daha fazla işte nasıl hani doğaya daha az zarar veren e, tüketim yapabiliriz buna yönelik çok güzel paylaşımları oluyor ve kesinlikle Mumu burada yer almalı diyoruz. İşte onların yazarlarına ulaşmaya çalışıyoruz. İşte şey ekiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Yok. Neyse sonra bıraktık yani biz bu konuyu ama hani bu heyecanımız belki 2019'un ortalarında falan oluyor. Ee, geçen yaz bize geldiler biz sizinle ilgili bir şey yapmak istiyoruz, içerik hazırlamak istiyoruz diye. Yani gerçekten bu moda biz bunun on, en az 10 tane farklı durumunu deneyimlemişizdir. Yani niyet edip bırakmak ve e, işimize devam etmek sonrasında o konu mutlaka böyle tamamlanıyor yani. Bunu çok gözlemledim. Bir de bunu söyleyebilirim. <laughs> Şahane. Çok teşekkürler için paylaştığın için. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz Mumo'da. Ben de dediğim gibi hani herkese öneriyorum. Çünkü kendim de kullanıyorum. Çok çok memnunum. E, bugün bize vakit ayırdığın için çok sağ ol. E, yine katılımcılarımızın soruları varsa alabiliriz. Ama şu an yok gibi duruyor. E, dediğim gibi e, bizi takipte kalın. E, bu tarz etkinliklere devam ediyoruz. Yine bunun haricinde eğitim içerikleri de oluşturuyoruz sizler için. E, Facebook e, accountumuzdan ve Instagram e, sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz diyorum. E, mutlaka Muğur'u hepsi de takip edin bu arada. Onların da çok tatlı paylaşımları oluyor. E, herkese katıldıkları için teşekkürler. Işın da eklemek istediğin son bir şey olur mu? Çok teşekkür ederim davetiniz için. Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu gerçekten. Sağ ol Güzin. Seninle sohbet etmek de çok keyifliydi ayrıca. Aynı şekilde. de teşekkür ederim. Teşekkürler. Hoşçakalın o zaman.